hafif. Şöyle dediğim boyda olacak. Tamam ama hiç kıpırdama, tamam mı? Hiç kıpırdama. Bana bir göster keseceğim. Şurada kesiyorum bak. Hayır burada. Şurada kesiyorum. Hayır burada. Yapacak bir şey yok. Hayır. Kesmek zorundayım. Hayır. Şöyle bir dön. Şuradan kesiyorum bak, şuradan. Hayır buradan. Tamam. Ya kesir gitsin ya, kes. Hayır. Evet ben de şu anda kendimi kes. Zor tutuyorum ama. Hayır. Kesin mi diye sordum, sana kesin dedim. Ben de hayır dedim. Tamam bir saniye. Benim nerede? Dediğim bu. Burada. Tamam orada kesiyorum hadi. Söz al. Ver. Söz veriyorum, al kestim. Bilal. O saçları o kadar keseceksen lütfen toplayarak kes. O saç 30 santim civarında. Evet. 30 santim saç bir toplayıp kanser keseyim. Savaşçısına moral desteği vermek için yeterli bak, bir boyut. İlayda'yı hepimiz alkışlıyoruz. Evet. Gördün değil mi? Sabahtan beri onun için yalvarıyorum. Ama tuttuğun yerden o saç yere düşmeyecek. Bağla, öyle kes, sonra güzelce. Yardıma ihtiyacın var mı? Gerek yok. Var 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 var. Ay kesti, bravo. Ya süper. Ver sana yardımcı olayım. Ver Bilal. Bilal. Ya bu ne ya? Çok büyük sevaba girecek. Sevgili seyircilerimiz çok iyi biliyorlar ki buraya katılan model arkadaşlarımız kendi rızalarıyla saç kesim ve boya konseptlerine uyacak şekilde bu yarışmaya başvuruda bulunuyorlar. Ortak bir karara varıp saçları kesiyorsunuz. Bugün de Bilal çok kutsal bir niyetle başladı kesim gününe. Kanserle mücadele eden dostlarımız için saçım saçın olsuna destek olmak için 30 santim uzunluğunda saçını kesmek istedi İlayda'nın. Fakat yaşı daha 19, saçını uzun zamandır kestirmiyor. En başta buna kendi de niyet etti ama ondan sonra rızası olmadı. Fakat kesildikten sonra rızası olmadı. Ve biraz fenalaştı. Birazdan aramıza katılacak Adnan Bey yanında. Siz lütfen devam edin. Elim titriyor biliyor musun? Sen canını sıkma sonuç olarak. Niye yani ben çok üzüldüm. İşin açıkçası hani o şekilde olmasını zaten istemiyordum. Hani bizim amacımız burada bir fark yaratmaktı ama ve işin açıkçası şöyle de bir şey söyleyeyim. Konuştuğumuz boy hemen hemen aynı. Arada bir iki santim var. Fakat ister istemez hani ben bile şu anda şu saçımı bile biri biraz keserse, bir kere de keserse ben de çok korkarım. Hak veriyorum. Ben de bir kere de kestim diye o onun etkisinde kaldı. Yoksa hani yavaş yavaş ufak ufak kessem. Bilal, bugünkü davranışından dolayı tebrik ediyorum seni gerçekten. Evet. İyi bir cesaretti. Modelin yani... de aslında bunu istedi. Evet. Eminim o da alışacak. Yaşı ufak olduğu için ama sen moralini bozma çünkü çok güzel bir ya şey benim yaptın. Benim moralim çok bozuldu. O şey, halbuki ben çok iyi niyetli bir şey yapmak tabii ki de, istedim tabii ama. Ki de. Benim yaşadıklarımı biraz anlamış Sıla, olmalısın. Lütfen. Hayır o bambaşka lütfen, bir amaçla onu yaptı. Karıştırma lütfen. Ya benimkisi tamamıyla bir iyi niyetti. Tamamıyla bir fark yaratmaktı. Tamam yani... da ben sana kötü bir şey söylemiyorum. İşte ben bunların hepsini yaşadım. Ne kadar üzüldük görüyorsun. Bilal'cim tekrardan geçmiş olsun. Ne diyorsunuz Muammer Bey, Ayşegül Hanım bu duruma? Ya saç için ağlanmaz ya. Saç tırnakla aynı şey bence. Hele bu kadar kutsal bir niyet için değil mi Muammer Bey? Ne diyeceksiniz? Bir santim, iki santim evet, kısa kesilmiş. Evet, evet. Yaşına veriyorum, gençliğine. Yani kalkıp da Bilal'in burada hiçbir suçu yok. 2-3 santim
saçta bir şey değildir yani, olay değildir. Hatta küçük hanım annesinden geldiler bana elbiseleri, biliyorsunuz benim defilemde giyeceği elbiselerin provaları için. Ben orada söyledim, dedim ki kızım bak bunu kesimleri falan yapılacak, hani sonra boyanız falan var. Yani nasıl olacak, şu kadar kestirmeyle de o kesime falan girmez, birincilik de kazanamazsınız. Şimdi bu bir de benim yanımda konuşuldu. Sıla bak, konuştular ettiler. İki numara, üç numara bir ense tıraşı yapıyor. Onun üzerine kat koyuyor. Yani burada programı doldurmak veya onun buraya çıkıp da ekranlarda keyif alması için o buraya çağrılmıyor. Sonuçta kuaförün burada bir şeyleri sunması gerekiyor. Bana çok şey geldi ya, çok abes geldi bu tavır. Ben pek önemsemiyorum bu konuları. Birinin de eline sağlık. O heyecandan, onun hani o tedirginliklerinden direkt bir makas vurması bile, saçı bıraktığında maşallah o kadar muntazam kesmişsin ki bir de saçı. Yani sonradan şey bile istemedi o saç. Hevesim kursağımda kaldı vallahi. Yok, kursağında kalmasın, gayet güzel oldu. Onun için böyle şeyleri takmayın kafanıza. Sizin nasıl gidiyor kesimler? Bizim çok iyi gidiyor, problem yok. Sıla'da saç kalmadı, modeli çok rahat, kendini görmüyor. Biz anlaşarak yaptık. Sıla'nın sizde usturaya falan vurmayın saçı sonra. Bildiğin şu anda saç yok. Şu an çok mutluyum. Ha, geliyor. Gel şöyle. Bilal'cim daha fazla kesmiyoruz. Şöyle bir uçlarındaki o şeyleri düzeltiyorsun. İlayda, lütfen. Benimle konuşma lütfen. Şu uçlarını sadece düzeltiyorum o kadar, tamam mı? Başka da bir şey yapmıyorum. Tabii saçlarını çok seviyor. Bir de ailesi de bu konuda hassas. Aynı zamanda şampuan reklamları, firmalar için ürünler deniyor, saçlarını kullanıyorlar. Aslında istediği şey göğüs altında bir kesim. Birkaç santim kısa olmuştur. Ama esas şey o birden o saçı görüp şok olması. Bilal'im biraz o konuda azıcık sert davranmış, sert gelmiş ona. Ama şu anda her şey normal. İlayda, gerçekten saçların çok güzel bir şeye vesile olacak. Bence hiç üzülme. Zaten çok sağlıklı bir saçın var. Kendinle gurur duymalısın bence. 2-3 aya yine eski boyuna ulaşır bence. Hiç üzülme. Senin ne kadar değer verdiğini biz biliyoruz. Daha çıkmadan tereddüt etmeye başladın ama gerçekten çok büyük bir fark yok. İlayda, bir iki dakika bana bakar mısın? Hayır, bakmak istemiyorum. Ablacığım bak, kökü sende. Ve çok dediği gibi arkadaşların çok hayırlı bir işe ne derler vesile oldun. Senin o saçlarınla kaç kişi saç peruk kullanacak biliyor musun? Saçları olacak. Ve en azından seninkiler çıkacak, onlarınki hiç çıkmayacak ablacığım. Bunları düşün. Bence çok güzel bir karar verdin ve saçını bağışladın. Çok da sağlıklı bir saçım var. Evet. Bu saçın uzama ömrü çok da uzun saç değil. Çok çabuk kızar. Çok 6 kızar. Ayda hemen hemen aynı boya gelebilir o saç. Tam bitti zaten. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, bugün maalesef ki İlayda beni çok şaşırttı. Halbuki ben çok iyi niyetle, çok güzel bir amaç için o saçı kestim. Ki zaten öncesinde de konuştuk. Bir de Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki, bakın burada benim İlayda ile birlikte karar verdiğim bölüm var. Bu da benim kestiğim. Yani toplasanız 3 parmak yok bakın. O yüzden bu tepki niyeydi anlamış değilim. Hiçbir anlam veremedim. Ona da yakıştıramadım. Keşke daha güzel bir tepkiyle bunu benim yerime o sallasaydı ve tüm Türkiye bizi alkışlasaydı. Ama iyi ki konseptimiz mesela küt kesim değildi, bon kesim, bol katlı kesimler var. Yani böyle evet. Marjinal kesim yaptık, kısa marjinal kesimler yaptık. Yani öyle bir konsept olsaydı çok kötü olurdu değil mi? Yani ya, en nihayette kestirmezdi canım, kesmezdi orada. Evet. Ama aslında hani onlar belirli bir boya anlaşmışlardı. Ha. İki parmak kısa oldu diye. O birden saç öyle görünce
panik yaptım. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.